9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 133 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 133 Türkiye'de 2011-2018 yılları arasında öğrenci başına düşen yıllık eğitim harcamalarındaki en fazla harcama ile en az harcama arasındaki fark bize açıklık kavramını çağrıştırmaktadır. Yukarıda yönergede verilen bilgilerden hareketle açıklık kavramının tanımını yapınız. Cevap, bir çizginin veya bir nesnenin başka bir nesne veya çizgiden uzaklığıdır. İkinci yönerge, verilen bilgilere göre soruları cevaplayınız. 1. Bir öğrencinin okumakta olduğu bir kitaptan bir hafta içinde günlere göre okuduğu sayfa sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu öğrencinin okuduğu kitap sayfa sayılarının açıklığını bulunuz. Cevap, bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. İkinci bir iş yerinde iki farklı ücretlendirme yapılmaktadır. Bazı çalışanlar çalıştıkları saat başına, bazı çalışanlar da ürettikleri parça başına ücret talep etmektedirler. Aşağıdaki tabloda çalışanların bir günlük çalışma saatleri ve ürettikleri parça adedi verilmiştir. Saat ücreti 15 Türk lirası olup parça başına 5 Türk lirası ödenmektedir. Her çalışan için en karlı maaşı belirleyerek haftalık çalışma sonunda çalışanların maaşlarının açıklığını bulunuz. Cevap, bu etkinliği yapmamızı istiyorsanız yorum bölümüne yazınız. 9. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 133 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.